Teşekkür ediyoruz. Bana daha berrak bir sese ihtiyacımız var gibi geliyor. Her zamanki kibarlığınız maestro. Fena halde arabesk diyemediniz. Aslı kaydı düştüysek ötekine geçelim mi? Hemen. Arkadaşlar buyurun lütfen. Nasıl gidiyor maç? Ara verdik sandım. Ben o yüzden teneffüse çıkmıştım hocam. Çıkabilirsiniz dedim mi? Ceza verecek misiniz hocam? Vermeme gerek yok. Senin cezan birazdan gelecek zaten. Evet, gelmek üzereymiş. Teşekkür ederim. Hadi siz de yesenize. Yok baba, biz aç değiliz. Aman baba. Helal baba, helal. Bu kız elini ayarı kaçacak. Hay Allah. Allah seni ne yaptın? Bak şimdi oldu, canlandınız bak. Sen bizi kere izliyor muydun baba? Ne yapayım? İki kukuma kuşu yan yana oturmuş bana bakıyordu. Allah Gülnaz, attı börekler. Demin sırtımı teptin ya, kulunç muluç kalmadı bak. İyi geldi ha. Bileydim daha fena teperdim. Ya baba, sen bu kızı bilmez misin? Heyecana sardırır mı sakar olur. Kıçıyla dağları devirir. Baksana peynirli börek oldu sana, limonatalı peynirli börek. Şimdi daha şahane oldu. Kız firar etmiş gene saçlar. Ya sorma baba ya. Kaç düğüm attım şu çurçura. Bana mısın demiyor namert. Mert olsa ne yazar karam? Senin o deli saçlarına hangi bağ dayanacak? Bunu aldım kucağıma, geçiyorum sınırı Bulgar'dan. Daha bu kedi kadar ya, soktum benim düdük ceketin içine. Koynuma sığdı duruyor böyle. Onu sığdırdım da saçlarını sığdıramadım ama. Sokuyorum içeri, 5 dakikaya kalmıyor bakıyorum. Şşt, gene firar etmişler. Aa, o saçlar, o saçlar, inat gene inat. Az daha yakalanacaktın değil mi baba? 50 kere anlattım be baba, yeter. Aman 50'yi dinleyen 51'i de dinler be. Hadi düzarba öttürmeden böreğini yesen hadi. Bitiyor mu ki görüş? Yine gelirsiniz kız. Benim bir yere gittiğim yok. Vallahi beklerim. Ama şu böreğe limonatayı önceden koyun. Burada bir daha uğraşmayalım ha. Tatlım tatlım tatlım, hoş geldin. Sana inanamıyorum Levent. Beni bu yeni yetmelerle bir seçmelere sokuyorsun. Büyük gösteride olmak isteyen sensin. İstanbul'da son 10 yılın en büyük gösterisi hazırlanıyor. Orada olmayacağım da nerede olacağım? Bunun tek bir yolu var biliyorsun. Murat Turalı'nın onayından geçmek. Biliyorum ama bu işin daha kolay yolları olmalıydı. Senin en yakın arkadaşından bahsediyoruz. Mesele de bu ya Berrinciğim. Ben Murat'ı eskiden beri tanırım ve neye taviz vermeyeceğini gayet iyi biliyorum. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Peki. Daha fazla zorlamayacağım seni. Ama sen de Berrin'in hakkını Berrin'e vermeyi unutma. Murat'cığım, Berin Hanım geldi. Merhaba hoş geldiniz. Hadi devam et. Hop, durun be! Ay, yan çıkmış, yan geliyor. Gel. Ağır ol, binecek var. Kardeşim benim. Haber be, firar mı ettin lan, pırızım bırak. Kardeşim benim, yok be. Anladılar sonunda beni de, karambolde yanlışlıkla içeri aldıklarını, adinaş dediler. Ha o zaman darara diririri, darara diririri. Bak gördün mü, buldu adalet yerini. Boşa dememişler Türkiye hukuk devleti diye, doğru mu? He. Geçmiş olsun hadi. Sağ ol. Özledim yok mu? Ne özleyeceğim be? Kocam değilsin, sevgilim değilsin. İnsan özlemediyse de özlediğim darbe, o kadar içeride yapmışız. Hayret bir şey. Özledim. Oldu mu? Öyle olmaz. İstederek söyle. İçinden gelsin. Cihan. Tamam. Parlama. Tamam. Sen onu bırak da babamı gördün içeride sen. Nasıldı? Vallahi bizi ayrı koğuşlara koydular ama arada gördüm. O zaman da iyi gibiydi. Yok. O iyi değil. Çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Var mı paran avukat tutacak? Şöyle sağlam bir avukat tutsak çıkar mı? Çıkar elbet. Adam öldürmedi ya. Ama cepte o kadar levan var mı? Sen ondan haber ver. Seni tedirgin görüyorum biraz Levent. Tedirgin falan değilim. Her iddiasına varım, çok güzel söyleyecek. Neyi mi istersen alabilirsin. Merhaba çocuklar. Merhaba. La istiyorum. Peki efendim. Bu mu? Başlayabilirsiniz. Hı-hı. Tamam. Şey değil miydi bu? Hani el yapımı olan. Çuval dolusu para eden. Evet o. Kabul mü? Kabul. Hadi bakalım.
Kim? Levent Bey, büyük menajer Levent Bey. Beni dinleyecek ha? He, haber bekliyor bende. Çare müdüre. Tamam lan, şahane olur oğlum. Ha, güzel. Şuna bak, bizim babamız sakız almaz, adamın babası araba almış. Abla, dikkat et, tekerleklerin dönüyor. Şşt, duydun mu kız? Başıma devlet kuşu kondu ha. Başına etsin o devlet kuşu. Bana bak, içeride dört duvarın dördünde de senin güzel gözlerini gördüm ha. Bakma didenliyorsam ne olayım kız? Uzatma artık, yeter. Sen anca rüyanda görürsün beni. Aga, koptu bir haber var. Balçiçek sen yokken başka yerde söylemeye başladı. Düğünde şarkıcı işin nanay. Aga sen ne diyorsun ya? Öyle. Oğlum koskoca menajer gelecekmiş, şarkıcımız yok. Anasının gözünü seveyim. Artık sen bal çiçekle konuşursun. Çiçeğinden bal balırsın, orasını bilmem. Yok be aga ya, aman. Koy gitsin ya, içeriden çıkmışım daha yeni ben. Hadi çiçekçi kız. Ha? Hadi çiçekçi kız. Çiçekçi kız uyuma kız. Şarkı söylemeyenin kaydanasını kobra soksun. Çiçekçi kız bak bana, sarı lira vereceğim ben sana. Taksi tepesi sen çırpıma, Güngör tepede gül sağ bana. Aslı, buradaki isimleri ayarla. Yarın onları dinleyeceğim, tamam mı? Tamam. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Bir yerini bir kalemle silme. Madem bu işe bulaştırdın, ona bir felaket olduğunu sen söyle. Ya yapma ama. İnanılmaz büyük bütçeli ve çok geniş kapsamlı bir proje hazırlıyorsun. Hı. Risk alamazsın. Hı hı. En iyi oynaman lazım. Doğru. Dışarıda herkes onu seviyor. Evet, evet. Herkes onun parçalarını söylüyor. Listelerde hep ilk beşte. Evet, güzel. Ama bunlar onu iyi bir şarkıcı yapmıyor. Yapma ama, inat ediyorsun. Yeter. Hadi Murat, Berin'in iyi bir soprano olduğunu söyleyen sensin. O meşhur olmadan önceydi. 10 yıl falan oluyordur herhalde. Yani Murat pes, keçi inadı var sende, keçi. Mahalleye gidince gezelim mi biraz? Arkadaştan motor da alırım ha, atlarsın arkaya. Ben şimdi ineceğim burada, işe. Ben motor diyorum, özgürlük diyorum, rüzgar diyorum, sen ne diyorsun ya? Ben de çiçek diyorum, levan diyorum. Ulan var ya, zengin olayım, her gün senden çiçek alacağım ha. Sen bakmazdın ki bana zengin olsan. Kız vallahi bakardın be. Bakmazdın. Yeminle bakardın be. Bakmazdın. Kız Allah kahretmesin, bakardım aman ya. Aman siz neyi paylaşamıyorsunuz be? Aman yok bir şey. Ben ineceğim şimdi, işe gideceğim. Abi güllerim var. Abi şu şugar gözlü ablama alasın bir gülcük, yüreciğini hoş edesin. Ha, sen de güzel yapıyorsun. Gelsene ara sıra yardım et bana. İyi çiçek satarsın. Oldu. Hadi rastgele. Mahallede görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Hoş geldin yavrum. Nasılsın Sümbül Nenem? İyiyim. Ben anlamam abiciğim. Herkes o sesin müdavimi. Kadın şarkının sözlerini unuttu. Var mı daha ötesi? Ya ben diyorum Levent, ki... Bir daha birinden bahsedersen ineceğim şu arabadan. Tamam abiciğim, tamam, geldik zaten. Abla vereyim mi bir tane? Sana hiç olur. Abi bir tane alasın. Abi alasın bir gül be. Sevindiresin sevdiğini. Kalıbımı beğenmedin. Muhallebi çocuğu. Ne oldu? Niye bağırıyor bu kız bize? Bilmem. Bize mi bağırdı? Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Yok, ben inmeyeceğim, sağ ol. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nesrin Hanım sizi hemen yanına bekliyor. Hemen. Hemen. Ethem Bey kendisini ziyarete geldi. Büyük salondalar. Vallahi ben senin yerinde olsam yukarı hiç çıkmam.
Nesrin Hanım hemen yanıma gelsin demiş. Aşağıda fırından yeni çıkmış ıspanaklı börek var. Bence orası daha güzel. Boş ver ya, gel sen gel. Şu anda bir şey yiyecek halde değilim. İyi. Bugün postadan gelenler. Oo. Thank you very much madam. Kendine yeni bir fincan çay söyleseydi Nesrin'cim. Niyetim seni sinirlendirmek değil, sadece konuşmaktı. Sinirlenmedim canım, elimden kaydı sadece. Etem gitsen iyi olacak, üstümü değiştirmem lazım. Bak, bunun bana ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Gayet açık değil mi? Üzerinde yazdığı gibi. Nesrin Alioğlu Turalı tarafından Etem Turalı'ya açılmış bir boşanma davasının davetiyesi. Bak, evden git dedin gittim. Günlerdir o saçma sapan evde oturup senin sakinleşmeni bekliyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Bana boşanma davası açıyorsun. Etem, bu konuşmanın bir yere varacağı yok. Sen en iyisi eve gidip ne olup bittiğini düşünmeye devam et. Ben de bu görüşmeyi bir kırık fincanla atlatmış olayım. Ha? Bu kadar ufak bir meseleyi nasıl böyle büyütebiliyorsun anlamıyorum. Bak Ethem, şöyle anlatayım. Sen bana toplantıdayım karıcığım diyorsun. Ben ertesi gün gazetelerde seni kadeh tokuştururken görüyorum. En yakın arkadaşımla. Ve senin tabirinle büyütmüş oluyorum. Ya evet, toplantıdan sonra bizim genel müdür çocuk ısrar etti. İlle yemeğe gidelim diye. Ben de tamam dedim. Yemeğe gittik. Orada baktım senin arkadaşına rastladım. Ondan sonra masaya davet ettim. Ne var bunda büyütecek? Sadece masaya davet ettim. Ah, hiçbir şey yok. Hatta müdürün de yok. Ha, tamam, müdür masada yok. Ya ne bileyim, tuvalete gitmiştir, hesabı ödemeye gitmiştir. Ben nereden bileyim? Fotoğrafı çeken ben miyim? İşte müdür, işte arkadaşın. Onlara sor. Sen sormuşsundur. Ben ne sorayım artık? İşe bir de iyi tarafından bak. Seni büyük bir külfetten kurtarıyorum. Uzun zamandır bu evi ben idare ediyorum, öyle değil mi? Senin pek eve uğradığın yok. Bundan sonra da tek başıma halledebilirim. Tek başına? Murat'ın başına gelen o korkunç olayı tek başına mı hallettin? Beraber olmasaydık o felaketin üstesinden gelebilir miydik? Aslında Murat'ın hayatına bakarsak hala üstesinden gelmiş sayılmayız. Yanılıyor muyum? Oğlum gel Allah aşkına şuraya bak. Annem bana boşanma davası açmış. Yani lütfen bu saatten sonra böyle bir şey yapılır mı? Söyler misin ne olur? Beni bu yüzden çağırdıysanız fikrimi biliyorsunuz. Kararı siz verin. Benim biraz işim var.